Şöyle de demin de demiştim, yani Türkiye bir Asya ülkesi. Yani baktığımız zaman büyük bir yürüyüşle Batı Türkleri gelmiş, denizle buluşmuş ve Hamdullah Supi Tanrı Över'in dediği gibi en büyük medeniyeti bir yarımada devletinde kurmuş. Ve o medeniyet şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak 100. yaşına geliyor. Baktığın zaman Batı Asya Türklerinin büyük yürüyüş sonunda imparatorluklar kurduğunu görüyoruz. Demek ki bu coğrafya esasına imparatorluk coğrafyası. Çünkü Türkiye'nin şu anki coğrafyasından daha etkin, daha güzel bir jeopolitik konum dünyada yok. Yok ya, bu kadar net. Niye? Enlem boylam olarak üç kıtanın arasındaki bir kilit bir bölge olarak, deniz alanları olarak, nehir alanları, Tuna, Nil, efendim ünlü geçitlere, Süveyş Kanalı'na, Cibraltar'a, Türk Boğazları, Tuna girişi, Kerç girişi, Dinyepr, Dinyester girişleri, Volga bağlantısı, muazzam bir coğrafya. Dolayısıyla böylesine bir coğrafyadaki ülke, bu demin saymış olduğun Türk dünyası hariç tabii, o çünkü temsil ettiğimiz dünya zaten, büyük yürüyüşe başladığımız dünya. Kesinlikle ve kesinlikle bu coğrafyada Türkiye tam bağımsız bir devlet kurabilecek, hiçbir büyük gücün efendim etki alanına girmeden kendi ulusal gücünü geliştirerek bağımsız politika uygulayabilecek bir konumdadır. Tabii ki ülkelerin Lord Palmerston'un 200 yıl evvel söylediği gibi daimi düşmanları, daimi dostları yoktur, çıkarları vardır. Türkiye de bu çıkarlarını takip ederek, koruyarak bir refah devleti, bir istikrar devleti olarak hayatını sürdürebilir. Atatürk'ün 23 Nisan'da meclisi kurduktan sonra 26 Nisan'da Rusya ile stratejik ittifaka geçmesi ve Kafkas Seddi'ni beraber yıkalım demesi Lenin'e esasında onun da aynı görüşte olduğunu gösteriyor. Yani sırtını Asya jeopolitiğine dayamıştır ama hiçbir zaman anti-Western, yani Batı karşıtı da olmamıştır. O yüzden Türkiye'nin 21. yüzyılda benim şahsen savunduğum fikir, Türkiye Asya yüzyılı, Okyanus yüzyılının gerektirdiği dengeleri sağlayacak jeopolitik yönelişe girmelidir. O yüzden ben Türkiye'nin Finlandiya modelinde bu coğrafyada devam etmesini 21. yüzyılda daha uygun olacağını düşünüyorum. Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin, çünkü Batı artık Türkiye'yi jeopolitik olarak tehdit ediyor. Yani kuşatıyor. Bugün Batı'dan Dede Ağaç'tan Suda'ya kadar, Girit'e kadar, efendim güneyde Güney Kıbrıs'tan Mısır'a kadar. Baktığınız zaman 2019-20'deki Mavi Vatan mücadelemiz sırasında esasında bu jeopolitik keskin kamplaşmayı gördük. Yani Türkiye'nin kim dostu, kim müttefik, kim düşmanı gördük. Yani Libya'dan Suriye'ye kadar, efendim İsrail'den Yunanistan'a kadar hemen hemen aleyhimizde olmayan ülke kalmadı. Şimdi dolayısıyla Türkiye hem Batı ittifakında kalıp hem jeopolitik çıkarlarını koruyamaz. Bir kere bunun tespitini ve testini yapmamız lazım. Yani ben hem NATO'da kalayım, hem ABD ile, İngiltere ile, Fransa ile, yani büyük emperyal ve kolonyalist güçlerle işbirliği içerisinde olayım. Ama ben Sevil haritasına hayır diyeyim. Kıbrıs'taki askerim sürekli orada kalsın. Buna izin vermezler. Bunun mücadelesi zaten başladı. Yani bu son yaşadığımız kriz bile bunu gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yunanistan kalkıyor AB parlamentosunda. Türkiye'ye baskı yapın, Rusya'ya ambargoları uygulasın diyor. Diyebiliyor. Yani egemen bir ülkeye başka bir uluslararası güç üzerinden baskı yaptırmaya çalışıyor. Veya bakıyorsunuz Türkiye 23 tane ada, biliyorsunuz Türkiye'nin silahsız koşuluyla Yunanistan'a devrettiği ada. Gerek Lozan, gerek 6 Büyük Devlet Kararı, gerekse Paris Barış Anlaşması 1947. Türkiye haklı olarak 2 tane mektup yazdı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Amerikan Dışişleri Bakanı ne dedi? Yunanistan'ın egemenlik haklarını tartıştırmayız bile dedi. Yani müdahale ederiz de getirdi adam. Bugün bakın Avrupa Birliği'nin bütün haritalarında Sevil haritası var. Yani ne diyor? Ben diyor seni denize çıkartmam. Demin söylediğim denizle karanın mücadelesi Türk jeopolitiğinde de geçerlidir. Atlantik blok Türkiye'nin denize çıkmasını istemez. Türkiye'nin denizcileşmesini istemez. Türkiye'nin büyük bir deniz gücü kurmasını asla istemez. Yani balyozda
ve devam eden kumpas davalarda neden deniz kuvvetleri esas hedef alındı? Neden bir gecede 15 amiralimizi kaybettik, uzun dönemde 40 amiralimizi kaybettik? Neden deniz kuvvetlerinin 400'e yakın subayı, en seçkin komodoru hedef alındı? Sebebi bu. Yani Atlantik sistem Türkiye'nin denize çıkmasını istemez. Türkiye'nin karada kalmasını ister. Çünkü bu demin söylediğim, nasıl ki Rusya ve Çin'in karaya sıkıştırılması, Avrasya Adası'nın asla denize, okyanusa çıkmaması isteniyorsa, Türkiye gibi bu kadar kritik bir coğrafyada, imparatorluk coğrafyasına olan bir ülkenin de denize çıkması istenmez. O yüzden bir kere bunu 21. yüzyılda bu kamplaşmanın, Türkiye ile bu zıtlaşmanın hat safhaya çıkacağını ben öngörüyorum. Söylüyorum da yani bu olacak. Çünkü ispatı geçtiğimiz 2 yılda, yani 2019-2020 iyi analiz edelim. Alman gemisi, savaş gemisi Yunanlı amiral emrinde Türk ticaret gemisine uluslararası sularda izin almadan çıktı ya. Daha ne söyleyeyim ben ya? Bunun ne ötesi var ya? Daha ne söyleyeyim? Dünya, yani Türk tarihinde ilk defa oldu ya. İzin almadan Ankara'dan adam haydut gibi çıktı. Hala da bunun intikamı alınmış değil. Yani ne masada ne efendim sahada. Almanlarla da hala dostluğumuz çok şükür devam ediyor. Görüyoruz yani. Böyle bir şey olabilir mi? Veya şöyle düşün, her ay aleyhimizde bir tatbikat yapıldı. Medusa serisi yapıldı. Efendim işte Mermaid serisi yapıldı. Her ay aleyhimizde bir ambargo tehdidi, bir katsa yaptırımı. Yok efendim Dede Ağaç'a Meydan muazzam okuması. yığınak, şeye Suda'ya yığınaklar. Yunan, Amerikan ortak tatbikatı. Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'daki Güney Kıbrıs Amerikan Büyükelçisi gidiyor oradaki muhafız komutanıyla. Girne plajı, Girne limanı arka planda resmi, kalkıp orada fotoğraf veriyorlar. Yani şimdi bunları göz ardı mı edeceğiz? O bakımdan sorunun net cevabını söylüyorum. Türkiye bir, nüfusu artıyor. Şu an 85 milyon. İki, öyle veya böyle ekonomik gücü, bu kadar yaşadığımız sıkıntıya rağmen çalışkan halkı sayesinde 200'e yakın ülke var dünyada, ama 20'sinin arasına girebilmiş bir ülke. Yani ve bizim Suudi Arabistan gibi petrolümüz, efendim Türkmenistan, Azerbaycan gibi doğalgazımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Ama çalışkan insanlarımız var. Yani bu insanlar eğer Kemalist ideolojiye, Mustafa Kemal'e sadık kalsalardı, 1939'dan sonra rota değiştirmeseydi, bugün Türkiye bir İtalya'yı falan geçmiş bu çalışkan insanlarıyla, bu yaratıcı insanlarıyla, bu Türk insanının asil karakteriyle. Bunların hepsi olurdu. Yapmadılar. Bizi dinle böldüler, etnikle böldüler ve siyasetle böldüler. Ve bunun şu an nesini görüyoruz işte. Sonu, buna rağmen şu an Türkiye, bak, bu kadar karmaşaya, bu kadar manipülasyona, bu kadar efendim Türkiye'ye hain ihraç edilmesine, kendi içimizde mankurt yetiştirilmesine, FETÖ denen Türk tarihinin 1000 yıldır görmediği iğrençlikte bu kadar sinsi, pis bir örgütün kılcal damarlarımıza girilmesine izin vermelerine rağmen Türkiye bugün bunu başardı. O bakımdan Türkiye eğer 21. yüzyılda tekrardan eski rotasına girerse, Kemal Bey'in söylediği neoliberal, efendim paradan para kazanma, hizmet sektörüne ağırlık verme, tarımı ikinci plana, sanayileşmeyi ikinci plana itme, üretimden uzaklaşma ve Türkiye'yi şey olmayan, Türklük bilinci olmayan, vatan bilinci olmayan, bayrak bilinci olmayan bir güvenlik devletinden ziyade hedonist bir ticaret devletine dönüştürme, neoliberal politikaların hedeflediği parametrelere uydurma, buna Türkiye direnmezse, o zaman tabii ki Türkiye'nin ne jeopolitiği ortada kalır, ne jeopolitik hedefleri, ne de efendim Türklük bilinci kalır. Bugün çok doğru söyledi. Yani bakıyorsunuz, neoliberal politikaları savunanların çoğu anayasanın değiştirilmez maddelerinin değiştirilebileceğini de savunuyor. Bir kere bu şekilde Türkiye 21. yüzyıla giremez. Niye? Muazzam büyük bir kaynak savaşıyla karşı karşıyayız. Bakın, ben lise 3'e giderken dünya nüfusu 3,5 milyardı. Yani 73'te. Bugün dünya nüfusu 7,5 milyar. Günde 250 kişi doğuyor, 110 kişi ölüyor. Dakikada 150 kişi orta sınıfa geçiyor. Muazzam bir kaynak mücadelesi var. Ve Türkiye bu kaynak mücadelesi içerisinde gördüğümüz kadarıyla su havzası Güneydoğu koparılmak isteniyor.
doğalgaz, rare earth metal dediğimiz nadir metaller ve hidrokarbon kaynaklarıyla dolu mavi vatanından koparılmak isteniyor. Ve efendim Türkiye siz çok büyüksünüz, küçülün deniliyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunu şu an pek çok siyasi parti Türklüğü tartışarak, efendim özelliği tartışarak bunu destekliyor. Ve müttefiklerimiz bunu destekliyor. O yüzden bir kere Türk halkı şunu artık görecek. Sağ sol diye bir kavram yok artık. Milli misin, gayrimilli misin? Milli çıkarları mı hedefini alıyorsun? Yoksa sana empoze edilen Avrupa Atlantik'in, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun çıkarları mı kale alıyorsun? Buna bakacaksınız artık. Yeni nesil bununla yetişmeli. Efendim sağdı, soldu, ben sosyal demokratım, yok ben şuyum, buyum, yok artık. Milli misin, gayrimilli misin? O yüzden Türkiye'nin artık milli çıkar, milli jeopolitik çıkarlar ve milli üretim, ekonomik çıkarlar paralelinde suyuyla, havzasıyla, efendim akarsuyuyla, ormanıyla, tarım alanlarıyla böylesine büyük bir bilinçle artık Türk halkının yeni bir rota çizmesi gerekiyor. Bunlar ötelenebilecek, bunlar efendim teyit edilebilecek şeyler değil. Artık var ya meşhur köprüden önce son çıkışa doğru bu ülke geliyor.